Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ders anlatım videolarımıza devam ediyoruz İngilizce. Bu 7. ünitedeyiz. World Heritage, Dünya Mirası konusundayız. Tabii üniteden önce başta öğretmeniniz belki kelimeleri veriyordur. Ünitenin kelimelerini öğrenmeniz gerekiyor. Vermediyse kendiniz internette bulabilirsiniz. Ya da kitaplarınızın arkasında da vardır. Ondan sonra da bu ünitede geçen The Present Simple Tense ya da Simple Present Tense de söyleyebiliyoruz. The Past Simple Tense ya da Simple Past Tense bu ünitenin konuları. Bu açıklamayı yaptıktan sonra sizi dersimizde baş başa bırakalım. Kolay gelsin. Tabii beğenirseniz, paylaşırsanız da arkadaşlarınıza da bahsederseniz memnun olurum. İyi günler. Simple Present Tense yani geniş zaman. Bunu daha uzun bir şekilde anlatmıştık biliyorsunuz. Simple Present Tense biliyorsunuz geniş zamandı. Yani alışkanlıklarımız için, genel doğrular için, yapılabilen işler için ve genelde yapılan gelenekler, adetler bunlar için kullandığımız cümleler zaman. Öznelerimizden sonra arkadaşlar I, you, we, they'den sonra fiili yalın haliyle yazıyorduk. Bakın am, is, are yok. Eğer fiil varsa am, is, are kullanmıyoruz. Ama he, she, it'ten yani üçüncü tekil şahıstan sonra ise fiile s takısı geliyor. Dediğim gibi yine s takısının bazen s, bazen es, bazen is geliyor. Onun için de diğer geniş ayrıntılı anlattığımız konuya bakabilirsiniz. Olumsuz olduğunda ise I, you, we, they'de don't getiriyoruz. Ondan sonra fiili yalın haliyle getiriyoruz. He, she, it ya da üçüncü tekil şahıslarda yani Ahmet, Ayşe, Fatma, Hasan, Jack, Jamie gibi üçüncü tekil şahıslarda doesn't ve fiili yalın haliyle getiriyoruz. Doesn't play, oynamaz. I play, ben oynarım. She plays, o oynar. Birazdan alıştırmalarda bakacağız zaten. Soruda ise arkadaşlar yine I, you, we, they öznelerden önce do, he, she, it'ten önce ise does geliyor. Fiilleri her ikisinde de yalın haliyle yazıyoruz. Örneklerimize bakalım. I play tennis with my friends on Friday evenings. Cuma akşamları arkadaşlarımla tenis oynarım. Bakın I am play değil, I am plays değil, I plays değil. Sadece fiili yalın haline getiriyoruz. We wear school uniforms, okul üniformaları giyeriz. When we go to school, okula gittiğimizde. Serhat speaks four languages fluently. Serhat dört dili akıcı bir şekilde konuşur. Bakın fiile üçüncü tekil şahıs olduğu için, Serhat tek kişi olduğu için fiile S geldi arkadaşlar. They don't like watching horror films. Olumsuzlarda ise ne yapıyorduk? Söylemiştik. Don't ve fiili yanın haline getiriyorduk. Onlar korku filmi izlemeyi sevmezler. Hakan and Esra, yine bakın burada iki kişi, Hakan ve Esra, don't live in Soma. Soma'da yaşamıyor. Emily tabii tek, yani aynı buradaki Serhat gibi üçüncü tekil şahıs. Onlarda da arkadaşlar ne demiştik? Doesn't oluyor. Emily doesn't know where I am. Benim nerede olduğumu bilmiyor. Bakın bunu özellikle yaptım. Yukarıda söylemiştim hatırlarsanız. Am, is, are. Fiil varsa gelmiyor ama fiil yani eylem yoksa, durum belirtiyorsa I am, you are, we are, he is, she is, it is şeklinde geliyor. Emily nerede olduğumu bilmiyor. Sorularda ise ne yapıyorduk? Do ve does'ı öznelerin önüne getiriyorduk ve fiili olduğu gibi yazıyorduk aynı şekilde. Do you have any brothers or sisters? Hiç erkek kardeşin ya da kız kardeşin var mı? Ne diyoruz? Yes, I do. Do ile sorulduğu için do ile cevap veriyor arkadaşlar. Have got ile karıştırmayalım. Anlamı benzer ama burada do ile soruyoruz. Onun için yes, I do. Yes, I have demiyoruz. Olumsuzda da no, I don't diyoruz. Does Emre, tabii Emre o olduğu için, üçüncü tekil şahıs olduğu için does ile soruyoruz sorumuzu. Does Emre attend an English course? Bir İngilizce kursuna katılıyor mu? Devam ediyor mu? Yes, he does. Ya da no, he doesn't diyoruz. Soru kelimeleriyle olduğunda ise
bu do ve does'ın başına what, what time, when, why, where gibi soru kelimeler arkadaşlar do ve does'dan önce geliyor. Hemen bakalım. What time does your school start? Okulun saat kaçta başlıyor? It starts at 9. Saat 9'da başlıyor. How often do you swim? Ne sıklıkla yüzersin? Ne sıklıkla sorusuydu. Bunun için ayrı anlatmıştık biliyorsunuz. O geniş açıklamaya bakabilirsiniz. I swim twice a week. Haftada iki defa yüzerim. How often sorusunun cevabında twice a week, once a year gibi ifadeler vardı. Three times, üç defa, twice, iki defa gibi. Bir de ne vardı? Usually, sometimes, always gibi adverbs of frequency yani sıklık zarfları kullanıyorduk. When do your parents go to cinema? Anne baban ne zaman sinemaya giderler? They usually go to cinema at weekends. Genellikle hafta sonlarında sinemaya giderler. Past simple tense yani dili geçmiş zaman. Bu past simple tense yaparken arkadaşlar özlemlerden sonra olumlu cümlelerde fiilimize D, ED, IED takılarından hangisi uygunsa onu getiriyorduk. Fiilimiz düzenliyse. Fiilimiz düzenli fiil değilse fiillerimizin ikinci hallerini getiriyorduk. Irregular verb list var ya düzensiz fiil listesi. Oradaki fiillerin ikinci hallerini getiriyorduk. Olumsuz ise, cümlemiz olumsuz ise didn't ya da did not. Ondan sonra fiili yalın haliyle getiriyoruz. Sorularımızda ise gördüğünüz gibi did öznelerden önce geliyor. Ve sonra yine fiilimizin yalın halini getiriyoruz. Tabi bunlar daha ayrıntılı şekilde daha önceki derslerimizde anlatmıştık söylediğim gibi. Örneklerimizde hatırlayabiliriz. Example sentences. Örnek cümleler. We watched an interesting documentary last night. Dün gece, geçen gece ilginç bir belgesel izledik. Bakın watch fiilimiz sonra ed gelmiş. İyiydi yani. I climbed Mount Aru a decade ago. 10 yıl önce Aru Dağı'na tırmandım. Merve bought an expensive car in December in 2021. Merve 2021 aralığında pahalı bir araba satın aldı. Buy biliyorsunuz satın almak. Bought ise onun ikinci hali geçmiş zaman hali. Jack and Tom didn't come to my last birthday party. Jack ve Tom benim geçen doğum günü partime gelmediler. Gördüğünüz gibi arkadaşlar olumsuzlarda didn't yani ister tek kişi olsun ister daha fazla kişi olsun değişen bir şey yoktu. Buradaki örnekte buradaki açıklamada söylediğim gibi. Ve fiili yalın haliyle getiriyoruz. He didn't see the accident yesterday. Dün kazayı görmedi o. See, görmek. Saw, ikinci hali gördü. Ama olumsuz olduğu zaman didn't see diyoruz. Soru olduğunda did özneden önce geliyor demiştik. Did you go to Aksar last Saturday? Geçen cumartesi Aksar'a gittiniz mi? Ya da gittin mi? Cevabımızda kısa ve uzun cevaplar verebiliyorduk. Olumluysa yes I did. Olumsuzsa no I didn't diyoruz. Ya da yes I went to Aksar last Saturday ya da no I didn't go to Aksar last Saturday şeklinde uzun cevap da verebiliriz. Did Emily visit the Topkapı Palace when she went to Istanbul? Emily İstanbul'a gittiğinde Topkapı Sarayı'nı ziyaret etti mi? Did visit. Gördüğünüz gibi soruda did var ve fiili yalın halinde yazıyoruz. Kısa cevaplar verdiğimizde yes she did ya da no she didn't diyoruz arkadaşlar. Bunlar yes no sorusuydu. Yani yardımcı fiille başlayan sorular. Bir de what, what time, when, why gibi soru kelimeleriyle başlayan sorularımız da vardır. Onlara tabii ki yes ve no ile cevap vermiyoruz. Ne istiyorsa sordu bizden onun cevabını veriyoruz. When did Fatih Sultan Mehmet conquer Istanbul? Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u ne zaman fethetti? He conquered Istanbul in 1453. 1453'te fethetti. Why didn't you attend the English course? İngilizce kursuna niçin katılmadın? Because I was ill. Çünkü hastaydım. Değişik cevaplar verilebilir tabii ki. Bir de burada iki tane
who sorusu arkadaşlar. Bir özneyi soran, bir de nesneyi soran who soruları. Who kim demekti biliyorsunuz. Özneyi soran olduğunda yardımcı fiile gerek olmadan arkadaşlar hemen fiilin önüne who getiriyorduk. Who saw you in Aksar yesterday? Dün Aksar'da seni kim gördü? Burada ise bakın who did you see? Sen kimi gördün? Özne belli, did özneden önüne gelmiş arkadaşlar. Bu yukarıdaki you ise did olmadığından, öznenin önüne did gelmediği için bu nesne. Seni kim gördü? Burada ise sen kimi gördün? Evet, Ahmet saw me. Ahmet beni gördü. Burada ise sen kimi gördün? Soma'da geçen pazartesi. I saw Ahmet. Ben Ahmet'i gördüm. What time did your father leave home? Baban saat kaçta evden ayrıldı? He left at 7:30 in the morning. Sabahleyin 7:30'da evden ayrıldı. Leave, ayrılmak. Past tense hali ise left. Beğeni paylaşırsanız memnun olurum. See you later.